Yo por la bube simoni, hello na va na bihano ya me bube han ni mana mu jojirismo. Catalais, tesaroes. Αυτό είναι το χωριό Αρώδης στην Πάφο. Το χωριό του κυρίου Τζαμάλ, του κυρίου Γιλπάη και της κυρίας Σεφτάπ που φιλοξενούμε σήμερα. Αυτό είναι και το χωριό του κυρίου Ξενοφόντα, του κυρίου Ματθαίου, του κυρίου Μιχάλη και άλλων που φιλοξενήσαμε πριν από λίγο καιρό. Οι Αρώδες είναι το χωριό Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που για αιώνες έζησαν, μόχθησαν, χάρηκαν και πόνεσαν μαζί. Πόθος του κυρίου Τζαμάλ είναι να αφήσει την τελευταία του πνοή και να ταφεί στο χωριό του. Αυτός είναι και ο πόθος όλων των ανθρώπων της γενιάς του που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Αυτή η γενιά όμως, η γενιά που έχει να μαρτυρήσει για τη συμβίωση σε όλο της το μεγαλείο, μέρα με τη μέρα σβήνει. Αρώδες, ετραφυντάει ο καρκού αρώδες βάρτι, καχικα βάρτι, ίνια βάρτι, που κοιλουλέρ, όρατα, χίτς πυρ ζαμάν, πυρί πυρί μιζέ πις, ο κριτήκ ζαμάν λαρτά, χαναλέκ γιάπματικ, νέ ον λαρ μιζέ, νέ πις ον λαρά, κυζ λαρού, πιζίμ κυζ λαρινάν, όβατα, τα βάρβεκ λερτικ. Α, δε αραμουζδά κιν γιόγδου, που ταραφ, πυρί πυρινή ετήλερ, ενσανάρ, αμα γένε πυκ μεν φατλάρ τυρκή απ' τη βουνάρ. Πού κατάρσενε, γιασάρδικ, ρουμλάριναν, και τσέκιν τους, δε δίμ γύπη. Α, δε, αραμουζδά πύσε γιώου του, τα πυκ σε ήταν γύριν και αραμουζδά, και τυρδίκ που χαλερί, επέν με μνούνουμ, για ρουιαντά, görürdüm ki geleceğim yaşam kapı dinin üstünde. Memnun evet. değilim ama bütün insanlar öyle oldu, öyle bulduk. Evet. 74'te geldi Birleşmiş Milletler beni ve söyledi. Zannetme dedi bana ki götürürük sizi kapı diye evlerini, mallarını alasınız gavurlara. Hayır, can emniyeti için götürüyorum sizi. Aha 40 sene oldu. 40 sene oldu. Cemal Dayı, biraz eskilere gidelim. Biraz önce siz söylediniz ya, köyünüzde. Evet. Hiç kavga etmediniz durumlarını. Hiçbir zaman. Ama neçin? Neçin? Nedir bu işin sırrı? Siz kavga etmediniz. Nasıl kavga etmediniz? Bir insan sana ayna gösterdiğinde yüzünü... Τα γεστερίγιος δυνού τεμίζ κάλπλη σεν φαινά γερούνε γενναιό ενσάνα. Πείς αραμεσδά δερήμ σανά, χίτς κιν γιόγδου. Πέα κοιού, χαϊβάντζελικλή ουραχήρδυμ πέν. Κιωτυρούρδυμ κασαπούμ βάρδυ, κιβάζλάρδυμ γεννέ τεκελερί ο τούζοκά, Altı şilin dağılırdı, yekün öderdi beni, o da satardı sekiz, umurumda değildi benim. Ne kadar isterse satsın o. Ha, katığımızı, hellimimizi, norumuzu kavurlar alırdı. Çünkü Türkler, bizim Arodes Türk'ü, kendinde iki keçisi vardı evinde. Kendi katığını yapardı, ihtiyacı yoktu satın alsın. Çok seyrek insan. Bulunsun ki satın alacaktı. Gavur almasaydı kim alacaktı? Hem satardım istediğim fiyata. Şey geçti, kanon geçirdi bizim teşkilat ve Rumlara ne konuşacak ne alışveriş yapalım. 20 teneke hellim yaptıydım. Bölgedeki bulunurdum. Da taşıdım köye, eve ve 10 şilin satarak biz hellimi, gavur da 14. Almazlar bizden biri. Ne zaman ki gittim aşağı, bakkalımız bir hanım vardı.
İki şilin domates, bu kadarcık domates de düşürmez. Verdim 10 şilin, daldım 5 okka. Getirdim. Derim karıya rahmetliye sabahtan, koy bana da bir cez domates darçığın içine ki gideceğim yukarı keçilere. Yerim hellimine. Yedi çocuklar akşamdan derim bana. Ulan 5 okka da yediler. Derim ki ne şimdi geleceğim de. Bırakasın bana bir nor. Da bu yanda çiftlik vardı. Ve yavur bahçesiydi. Kirsenin idiyor tarlalar. Da kahikalı yavurlar kiraladı. Ama o kahikalı yavurlar ki kiraladı. İkisi de lise müdürüydü. Üniversite müdürüydü. Yani tesirli insan. Gittim. Bıraktı bana bir taze nor. Gittim. Var onu, var bunu. Her şey var der bana. Pamya da var, patlıcan da var, domates da var, taze fasulye da var. Ama yalınızın toplayacağım. Daha iyi dedim. Hem seçerim. Topladım. Ne ödeyecek? Senle şeker sana kaven. Yani bir kahve ısmarladım sana der bana. Derim ben yahu ben gelmedim ya avanta götüreyim. Yok ilk defa süt gibi olur der bana. Tamam gittim götürdüm hadi bey ve çocuklar. 7 tane evladım vardı. Yiyin bir ağzınız ne kadar keserse daha dokunulmamış bahçe buldum. 3-4 günde bitirdiler bekarı. Dur bana o sodayı helli. Gittim götürdüm ben de hellim kendine. Verdi. İlla ödesin bana güya 4 okka alır o sodalar 14 şilinden. Geçen defa dedim, ısmarladın bana kahve. Şimdi ben de sana kola ısmarlarım. Benim de maksimumdur, senin de. Ve bahçecisi vardı orada. Aranızı çözeyim dedi. Cemal burada geldiğinde ha görür sodayı da boştur. Söylemeden kendine götürsün, doldursun. Ama bostanımızda, bahçemizde ne varsa çocuklara götürsün, yesin. Demesin ki bu bahçe bizimdir. Düşün bir götürürdüm torba 6 kilelik. Da yükledirdim karpuzları ve kavunları. Dolu ova da götürürdüm, yesin çocuklarım. Nasıl komşu isterdik? Ha? Kimleri hatırlan? Ama çok ya senin barayan kimlerdi? Ama bilmem yaşarlarsa. Kör Giriyago vardı. Babamın oğlu hala daha geçen hafta selam yolladı bana. Popazdır. Ha. Statera vardı. Öldü. Ha. Filippo vardı. Kardeşi. Yaşar. Yorgo vardı. Kardeşi. Yaşar. Leo babaları ki komşuyduk ve kardeş gibi yaşardık, öldü. Anneleri öldü. Kız kardeşleri vardı, Katerina. Ve hatırlarım, düğün yaptığında ki evlendireceğiydi yeni. Davet etti beni. Doldurdum bir sepet domates, hem salatalık da getirdim yeni hediye, hem 2 şişe zivaniya. Gittim köyüne, Arados'a gittim, buldum bazılarını, ikstenofonu buldum. Nasıl değil? Ama yabancıdır onlar ki gitti bunlar. Bizim köye. Ha. Köylü kalmadı. Yalnız yukarıki Arados'lilerden. Evet, yukarıki Arados'dan. Yukarıki Arados, madem buldum ikstenofoyu, birkaçı da vardı ki bizim ekrandaydı yaşarlarsa, yaşarlar, hatırlar bizi. Hem İnya, evet. Babam Anoli'ydi. Geçenlerde selam yolladı bana.
da sorardı, bir köylümüz gitti o tarafa. İngiltere'deydi da geldi o tarafta da gezdi o köyleri. Da selam yolladı bana, da sordu bakalım yaşarsan. Çünkü benim labım pelao derlerdi beni. Ne? Pelao, pelao yani. Ha. Ha, küçük yaşlarımdan ki giderdik okula, galiba fakir idik. Ne yedin? Sorardı öğretmen, pilav. Her gün pilav, pilav, pilav da kaldı bana. Kaldı. Kaldı bana. Ksenofon nasıl bir insandı? Ha? Ksenofon nasıl bir adamdı? Ya dedim sana 10 kere. Çok iyi bir adamdı. Merhametli adam, saygılı adam. Yani yoktu o insan. Kindutsun, ya Türk'üm, ya giderdim yukarı Kıarodes'e. Bütün hellimimi, katığımı başka zamanlarında ki launaları yaparlardı. Hep ben ongarırdım o insanları. E paralarını da alırdım. Ekmeğini de yoktu gideyim götüreyim gene de oturtmasın beni masaya yedirsin için, içirsin. Aristodemo vardı, yaşlı adamıydı. Hem bir sava öğretmen, o da yaman adamıydı. Muhtarları Betasi ismindeydi, o da adamımıydı. Doğru dürüst insanlardı komşularımız. Çok yaşadık. Çok iyi geçindik. Şikayetimiz, şikayet edersek suç yaparız. Ya, yardımcı olurlardı bana. Bir kuruş almadan. Peki düğünlerine giderdiniz? Ya, düğünlere gittiğimizde davet ederdi seni. Biz çobanlar ya yarım hayvan götürürdük ya bitti. Ha, çiftçiler yapardı gene bir çürek verirdi bu kadar sisamlı. İki verirdi gene çiftçi. Öyleydi adetleri. Nasıl davrandılardı sizi? O gün ağlarlar bir arkamızda bir ona ile toplandı orada. Hudutta ki kaçacaktık. Ağlarlar bir arkamızda. Çünkü biz dedim sana kızlarımız, hayvanlarımız, mallarımız bir ovada da bir günden bir güne bir de kırdıya gelmedik. Gideceksin sen bu taraftan. Kim gideceğini onu ağlardı. Nasıl yaşayacak. Ama bizi ayarlardı arkamızda derim size. Yoktu kinaramızda. Ah. Benim temennim sorarsanız beni, ben isterim bir barış olsun da herkes aklını kullansın. Gavur da, Türk da, her kim isterse olsun. Dedelerimiz bu kadar zaman yaşadı. Da aramızda bir şey yoktu. Da şimdi Türktür, Urgenli. Rumdur, Urgenli. Bunlar getirdi. Çobanla bu behimoni, helona bağına behano cihame bu behaneni manamu cocirizmu. Katalayız, tesaroyes. Στο όρομα σου, στο όνειρο σου, ναι. Χωρίς το χορκό σου. Το χορκό μου, δεν είναι ποτέ μου όνειρο. Στο χορκό μου που είμαι. Για κοπά είναι βλέπω, για σπέρνω, εμάς περνατζί και χέριζα και έκανα και ο γιορκό και ο βοσκό. Αν πας στην Πέα, ξέρουμε καλύτερα από το χορκό, αν έχει παλιούς ανθρώπους. Η Πάναρωα ξέρουμε καλύτερα αν έχει παλιούς ανθρώπους, συνομήλικους μου. Ναι. Αν πας κάθηκαν, ήνιαν τούτα τα χορκάλα σου, έκαμνα το μανάδι που εκτύπησα γύρω νερόντικα στο γυρόν της θάλασσας αν επίεδε και έδιον τόπο μου. Επίεν, ναι. Και
έβγαλα πράγμα να το πω σε μάτσι κάτω, εγγυρώ στη θάλασσα και παράει το πράγμα βλίωρα. Και τούτα τα χωρκά εγύριζα και έγιουν το συνεργατικό. Μόνο βουλίων, δεν και στέκανα βουλίχο κάνω κανιόνι. Για, είχαν αγαμπρόν, εν ιστορία του, τι είναι τραγούδι. Κι άκουσε πως έβγαλε τα όρημα νητάρκα και σηκώστηκε μου το πριν και έβαλε μια ζήν κοχινάρκα. Κοχινάρκα ήταν η κοχίνια που γεμόνα στα χίλια και τρίβαν τα μπέλια. Και έκαμα κάτω και δεξιά μου και ζαβρά μου, ούλο σινιέτσα ώρα τους εφορούν μπροστά μου. Άκουσα πως έβγαλα τα όρημα νητάρκα και νόμιζα και βρέχουν το μέσα στα σινιές μου νάρκα. Δεν έχω συγκατάγνωση, κοινή που τα πουλούσαν. Γιατί δύσκολη δουλειά έναν τραγούδι είναι να πιω από κι όποιο το βάλω νους του. Όποιος αγάπη να αγαπά αρνιέται τους βονιούς του. Τραγούδια ξέρω κάμποσα, ένα σατσί γεμάτον, άμα τρύπηχε ο κόλος του και ξέρεις από κάτω. Mart 1960 doğumluyum. Yani Cumhuriyet çocuğuyum. Cumhuriyet çocuğuyum. Evet. Hatırlarsınız köyünüzü, iyi hatırlarsınız. Köyümü gayet iyi hatırlarım. 15 yaşında ayrıldım ben köyümden. Biz hayvancılık yapardı babam diye. Dışarıda ovalardaydık, ormanlardaydık. Nasıl bir köydü Arodes? Yani aklınızda. Arodes bölgenin iyi köylerinden biri diyeyim. Bağcılık, hayvancılık ve ziraatla uğraşan bir köydü. Yani çoluk, çocuk, herkes ovadaydı, bağdaydı ve çalışırdı. Yani hayatını idame edebilmesi için çalışırdı. Rumlarla iç içeydi. Yani gerçi aşağı Arodezlisi. Bizim aşağı Arodezliydi. Yani Rum yoktu ama yukarı Arodez. Aramız çok iyiydi. Zaten etrafımız hep Rum köyüydü. Yani ovaya çıktığın zaman, ormana çıktığın zaman yani insanlar dışarıdaydı. Ve sürekli yüz yüze gelinirdi Rumlarla. Ve tabii bu neyi getirirdi? Tabii o dönemlerde ben bunları düşünemezdim. İnsanların biri birine karşı iyi geçinmesi olayı gelirdi. Ve bizim bölgede genelde buydu. Yani Rum köyleri ve Türk köyleri, etrafımızdaki Rum köyleri iyi geçinmek üzerineydi düşünceler. Yani böyle biri birine kötülük yapma, efendime söyleyeyim, biri o birinin malına zarar verme gibi düşünceler uç noktalardaydı. Fazla bir olay olmazdı bizim bölgelerde. Çünkü yapmak isteyenler dışlanırdı. Yani kısacası akıllı insanlar vardı yani büyükler yani devreye girerdi. Olsa evet bu her dönemde yaşanırdı. Yani birisi bir suç işlese hemenden devreye daha aklı selim olanlar girerdi. Yatıştırırdı olayı. Gerekirse özür dilenirdi. O dönemin şartlarında tabii nasıl özür dilerler saydı. Ya bir hediye götürürlerdi ya bir davet yaparlardı. Gelin yiyelim içelim gibisinden. Ben şu anda o köylere gittiğimde ve ziyaret ederim. Arodezliyim dediğimde işte filanın oğluyum veyahut da filan amcamdır dediğimde ya da filan dayımdır dediğimde hep aldığım tepkiler çok iyi insanıdı. Yani söylenen bu. Ben sayısız defalar gittim yani o dediğim köylere, İnya'ya, Kayka'ya, Peya'ya, civar Yolu'ya gittim, Poli'ye gittim,
Laçi'ye gittim. Yani buralara gittim. Hiçbir zaman karşımda yani bana kötü davranacak birisini bulmadım. Bizim bahçelerimiz vardı. Babamın Land Rover'i vardı ve çıkar bu köylerde satış yapardı. Genelde de ben kendiyle giderdim. Yani yaşım itibariyle bahçede çok yapacak işim yoktu benim. İşte büyük abilerim bahçede iş yaptığı için onlar gidemezdi. Beni götürdü böyle yanında arkadaş gibi veya işte yardımcı gibi 10-13 yaşlarında. Her köye gittiğimizde ceplerimiz lokum dolardı. Öyle uğurlanırdık. Babamın tanıdıkları ona gerek uygun vakitte denk gelirseydi yemeğe götürürlerdi. Kahvelerde bazen şeyler kurulurdu. Öyle küçük masalar. Evet. Anında işte ya bir şişe şarap ya bir şişe zivani ya köfte sucuğundan. Orada bir kısa bir muhabbet, kısa bir söyleşiyle içilirdi. O şekilde bir... Kimleri hatırlarsın Rumlardan? Ya sizin yaşıtlarınız var mıydı? Şimdi arkadaşlar? Benim yaşıtlarımdan hatırlarım. İşte yine çoban çocuğu olan Evgeni'yi hatırlarım. Onun abileri vardı. Onları hatırlarım. Başka bir tarla komşumuz vardı. Vangeli. Onu hatırlarım. Tabii bu kapılar açıldıktan sonra ve gittim. Çoğunu tanıdım. Yani yine babamın arkadaşı olan birinin torunu vardır. Loizo. Yani benden çok küçüktür ama o zaman... Yani 2-3 yaşındaydı biz kaçtığımızda. Şimdi tabii oldu 45-46 yaşında. İyi ilişkilerimiz vardır. Yani daha sayamayacağım derecede tanıdıklarım vardır. Bafta ve civar köylerde. Köyümüze gittiğinizde neler hissedersiniz? Köyüme gittiğimde ben şimdi bir boşluk hissederim. Çünkü gerçekten... Köyden kaçtıktan sonra, yani Arodes'den kaçtıktan sonra buradaki yaşantımız tamamen farklı bir yaşantı oldu ve o eski günlere bir özlem duyardık. Oraya da gittiğimde tabii o özlemi gideremezsiniz ve dolayısıyla bir boşluk yaşarım, devamlı bir arayış içinde olurum. Yani duygularım karmakarışık duygulardır ama köyümü de özlerim, severim. Her fırsat bulduğumda giderim, havasını koklarım. Civar insanlarda, civar köylerdeki insanlarla birlikte olmayı, yemeği, içmeyi çok severim. Dediğim gibi sürekli de giderim. Peki çocuklarınızı getirdiniz tabii ki. Mümkün onlar olduğu mi? Kadar onlarla da giderim. Onlar da belli bir çevre edindi. Onlar tabii orada doğmadılar, onların geçmişi yok. Tabii doğmadı ama oralara gittiğinde onlar da aynı duyguları tam değilse bile yani birazını onlar da hissediyor. Yani herhalde bizden. Size sorduklarında tabii bize sorduğumu nerelisiniz? Karadeniz'in dersin. Evet. Peki onlara sorduğumuzda onlar ne der? Genelde onlar da Kalkanlılıyım der. Arkasından da Arodezli gelir. Yani bizde öncelik Arodezli'dir. Onlar için Kalkanlı der. Yani ben de Arodezliyim. 1960'da doğdum. İşte ilkokulu orada okudum. Ortaokul, liseyi Lefkoşa'ya geldik. Yurtta nasıl kalıyordum. Bir köydü Arodez? 15 yaşındaydınız. Ayrıldınız. Evet, 15 yaşındaydım. İyi hatırlıyorum ama kız çocuğu olduğumuz için fazla köyün dışına çıkmazdık. Yani böyle erkek çocukları gibi evet. O kadar serbest. Annemizle babamızla gittiğimiz yere gidiyorduk. Ne iş yapardı anne babanı? Babam dülgerdi. Yani evlendiği zaman dülgerdi. Köydeydi, köyde. Köylüydü annem babam, Arodezli. Daha sonra belli bir zaman yani bütün o köylerin, çünkü etrafımızda hep böyle Rum köyleri vardı. Bütün o civar köylerin dülgeriydi babam. Yani kime sorsanız ismini hatırlar muhakkak o taraflarda. Nedir adı? Seyit Doru. Seyit? Doru. Doru, evet. Ondan sonra
Zaman geçtikten sonra işte mal mülk edinmeler, şeyler derken çiftçi oldu. Çiftçi oldu. Bağlara... Bağınız vardı. Bağımız vardı, bağlarımız vardı. Ondan sonra yağ değirmenimiz vardı. Arodez'deki yağ değirmeni köyün girişinde babamındı. Evet. İşte yine bütün o civar köylerin yağlarını hep babam çıkarırdı o yağ değirmeninde. Çok yağlarımız olurdu. Eskiden böyle şimdiki gibi gidip de para vermezdi herkes yağını çıkarırken. Bir ölçüsü vardı babamın. Herkesten o kadar alırdı. Böyle bir ev dolusu yağlarımız olurdu. Hatırlarım ben çocuğum. Gelirdi böyle tüccarlar bilmiyorum artık nereden. Hep böyle yekün satardık. Ondan sonra o çekirdek vardı yine yağ şeylerin, zeytinlerin evet. Çekirdekleri. Onları böyle kamyona yüklediler, sallardı yani böyle çocuğum hatırlarım. İlkokulu bitirdikten sonra Lefkoşa'ya yatılı olarak gittim ben okumaya. Ha. Çünkü ablam, abimler hep Lefkoşa'da okullardı. Ben de hafta gittim. Hafta sonlarında gelirdiniz. Yok hiç hafta sonu gelmezdi çünkü çok uzaktı Arodez, Lefkoşa'ya. Evet. Çok uzaktı. Böyle bayramlarda, Şubat tatillerinde gelirdik. Böyle her hafta gelemezdik, çok uzaktı. Zaten evet. Ulaşım da zordu. Yani köyden gelen bir otobüs gece Lefkoşa'da kalır, ertesi gün dönerdi. Yani aynı gün o yolu tekrar dönemezdi, yetiştirmezdi. Mesafe uzak olduğu için. İşte orta ikiyi bitirdikten sonra köye geldik. İlk şeyde yaz tatili. Ve işte Temmuz'da olaylar oldu. Dedemin elma bahçesi vardı. Aynı zamanda zebzeler de ekerdi. Ve böyle o komşu köyler gelirdi. Şeyler, bayanlar kahve içmeye, alışveriş yapmaya. Yani çok isim hatırlamam isim evet. olarak ama sadece bir Ani diye birini hatırlarım. Kim? Ani. Ani. Bilmem ölümü sağ mı yılbaya da sormadım ama. Sadece onu hatırlarım. Çok gelirdi. Hatta kuzeye geçeceğimiz gün böyle geldi boynumuza sarıldı. Dağlamaya başladı. Çok hatırlamam çünkü dediğim gibi yani böyle gidip gelmezdik biz de çocuğduk. Yani annelerimiz gidip gelirdi. Evet. Ama çok iyiydi ilişkilerimiz. Yani bir savaş geçirdik ama... Köye gittiğinde siz neler hissedersiniz? Vallahi ilk gittiğimde çok şaşkındım. Böyle bütün köy neredeyse bir 5 dakikada dolaştım. Küçüldüğün sen. Böyle her şey küçük gibi geldi bana. Yani ben evimden, annemin evinden, dedemin evine gitmek için çok vakit harcardım. Öyle gelir bana. Şimdi bir baktım yani bir adımlık yer gibi. Sanki köy küçüldü. Evlerimizin içi küçüldü. Nasıl iki yatak sığardı, bir masa sığardı. Yani böyle ölçer... Herkes için geçerlidir. Herkesten aynı şeyleri duydu. Böyle bir şaşkınlık içinde ilk gittiğimde. Ondan sonra gittiğimde çok duygulu. Ettim böyle yani üzüldüm diyeyim yoksa bilmem artık çok ağladım yani o gün. Ondan sonra şimdi giderim. Gittiğinde ne yapan? Mesela gittin köye gittin. Vallahi gittiğimde işte şeyleri gezeriz. Yani çok yani öyle bağlarımızı, bahçelerimizi evet. hatırlamam. Yolları, sokakları çok hatırlamam ben. Çok gitmezdik diye bulamadık. Yani bağlarımızın yollarını bulup da gidemedik. Hani buralarda bir bağımız vardı diyemedik. Biz köyün içinde olan şeyleri gezeriz. Yani çok bir şey yapmayız. Tabii iki oğlum var. Evet. Onlar da gitti. Yani böyle tabii ki bizim hissettiklerimizi hissedemez onlar. Bizim doğduğumuz evi görürüz. Gezdiğimiz yerleri, okulları farklı olur. Falanın evi, filanın evi derken böyle... Yani böyle bir koşuşturma köyün içinde döner geliriz. Çünkü tanıdık biri yok. Yani gidip gelmez oturalım, sizin. Bir kahve içelim. Onun için yani böyle çok da gitmek istemem yani doğrusu. Çünkü zevk almam yani. Kimse yok. Bizi tanıyan biri yok. Yani evet, köyde evet. oturan kişiler de yabancı. Evet çok yani, yaşlılar yukarıda biz de. Yukarıdaki yaşlılar da biz tanımayız. Siz tanımazsınız. Şimdi babamızla gitsek. Muhakkak herkesi göreceğiz, belki tanışacağız, daha güzel olacak ama olmadığı için
Yani bir zevk almam gittiğimde çok. Ama yine de isterim, arada giderim. Senede bir defa, iki defa gideriz. Gitmeye de devam edeceğiz herhalde. O gidiş böyle. Yani sonuçta köyümüzdür yani. Yani sonuçta köyümüzdür. Her gittiğimizde farklı anılar, farklı şeyler. Hoşumuza evet. gider yani ama bir de burukluk var yani her var gittiğimizde. Tabii. Çünkü bir köy ne kadar da olsa insanı olmayacak, almayınca artık o köylükten çıkar. Tabii cıvıl cıvıldık, kaçtık giden için bir sessizlik, bir şeylik böyle. Yani zor ama